Yöresel lezzetlerle sizleri buluşturduğumuz Mutfağım Şahane'ye bugün de başladık. Bakalım ülkemizin hangi güzel lezzeti şimdi ekranlara geliyor. Merhabalar Özlem Hanım, hoş geldiniz. Muğla'dan herkese sevgiler ve saygılar. Bugün kıymalı dolma yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. Kapya biberimiz var, yeşil biberimiz var, kıymamız, domatesimiz, soğanımız, sarımsağımız, maydanozumuz, pirincimiz, salçamız, pul biberimiz, karabiberimiz ve tuzumuz var. Şimdi başlıyoruz. Önce soğanımızı rendeleyelim. Sarımsaklarımızı rendeleyelim. 2 diş sarımsağımız var. Sarımsak içinde güzel bir tat verecek. Sarımsağımı rendeledim. 1 adet domates rendeliyorum. Bu dolmamızın şekli biraz değişik olacak. Yaparken göreceksiniz biraz sonra. Çok güzel bir dolma. Muğla'da sevilir efendim. Dolmanın her çeşidi sevilir Muğla'da. Zeytinyağlısı, kıymalısı, dövülmüş etle yaparız. Kavrulmuş etle lahana sarması yaparız. Evet, şimdi de maydanozlarımızı doğrayacağız. İnce ince kıyıyoruz. Olabildikçe ince olması lazım. Evet, maydanozumuzu doğradık. Kıymamızı ekliyorum içine. Bol kıymalı olursa daha güzel olur. Bir su bardağı kadar pirincimiz var. Onu ekliyorum. Bu da bitti. Karabiberimiz var. Bol karabiberli olursa şahane olur. Tuzumuz. Pul biberimiz. Ve içine 2 yemek kaşığı kadar salça koyuyorum. Biraz da zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. İçinin çok kuru olmaması için biraz su ekliyorum. Ve karıştıracağız böyle. Bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Bütün malzemeler üç içine girsin, kokularını alsınlar. Tatlar birbirine geçsin. Bu dolma değişik bir dolma olacak. Biraz sonra göreceksiniz. Evet Özlem Hanım, kıymalı harcımızı hazırladık. Güzelce karıştı. Baharatları içine aldı. Şimdi biberlerimizi dolduracağız. Biberlerimizi bıçakla ortasından şu şekilde yarıyoruz. Ve bir kaşık yardımıyla doldurmaya başlıyoruz bu şekilde. Bütün biberlerimiz bitinceye kadar bu şekilde dolduracağız. Fazla doldurmuyoruz patlamasın diye. Patlamasını istemiyoruz çünkü. Yeşil biberimizi dolduralım. Üzerine salçalı su yapıp fırına vereceğiz biraz sonra. Yani her biberden olmaz. Böyle kalın ve uzun biberlerden olması lazım. Evet, şu şekilde biberlerimizi ortasından yarıyoruz. Bıçakla açarak iç harcımızı içine koyuyoruz, dolduruyoruz. Çok fazla doldurmamaya özen gösterelim. Patlamasını istemeyiz. Evet, özellikle davet menülerinde misafirlerinizin hoşuna gideceğine inanıyorum. Değişik bir tarif, değişik bir dolma. Bir o kadar güzel tabii ki. İçindeki karabiberi, sarımsağı değişik bir tat veriyor. Bir de fırında piştiği için daha güzel oluyor. Şimdi ben bütün biberlerimi bu şekilde doldurmaya devam ediyorum. Evet Özlem Hanım, son biberleri dolduruyorum. Biraz sonra üzerine salçalı su koyup fırına vereceğiz. Ve şahane dolmalarımız hazır olacak. Biz Muğlalılar dolmayı çok severiz. Ve sık sık da yaparız. Yalancı dolmamız, kuru dolmamız, etli dolmamız, kıymalı dolmamız ve kavrulmuş etli dolmamız meşhurdur burada. Bu vermiş olduğum dolmayı evde hanımlarımızın denemesini isterim. Sol dolmamı da yaptım ve bunları biraz sonra tepsiye dizip fırına vereceğim. Bir kırmızı, bir yeşil, güzel görünsün diye. Sunumumuz güzel olsun. Bu şekilde dolmalarımızı bitirdik. Bir tane de şöyle sarımsağımı koyuyorum. Kokusunu versin, güzel güzel koksun dolmalarımız. Tepsimizi doldurduk. Şimdi salçalı suyunu yapıyoruz. Bir su bardağı kadar suyumuz var. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Bir yemek kaşığı salça koyuyorum. Biraz tuz. Hepsini karıştırıp üzerini gezdireceğim. Ve üzerlerine içlerine girecek şekilde birer kaşık salçalı suyumuzu dolduruyoruz. Bu şekilde koyduktan sonra üzerine yağlı kağıdı kapatıp fırına vereceğim. Yağlı kağıdımı ıslatıyorum.
Göstereceğim biraz sonra. Yanmaması için şu şekilde ıslattığım yağlı kağıdımı üzerini kapatıp yemeğimizi fırına vereceğiz. 180 derecede yaklaşık 1 saat pişmesi lazım. Daha sonra serviste görüşürüz. Evet, 1 saat geçti Özlem Hanım. Yemeğimiz fırından çıktı. Dolmalarımız hazır. Şöyle sunum tabağını alıp sizlere göstermek istiyorum. Sarımsağımız da pişmiş. Ve biraz suyunla üzerine gezdiriyorum şöyle. Nefis bir koku var. Dolmamız hazır Özlem Hanım. Yiyenlere afiyet olsun. Ben tarifimi verdim. Siz de evlerde yapabilirsiniz. Yapamazsanız buyurun Muğla'ya. Ben yapayım. Hep beraber yiyelim. Muğla'dan herkese selamlar. Mutlaka bekleriz efendim. Buyurun gelin. Başımızın üstünde yeriniz var. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl güzel bir lezzet oldu. Yapan deneyen herkese afiyetler olsun. Şimdi Kayseri'ye gidiyoruz. Kayseri'nin meşhur mantılarından biri. Velibaht yapılacak. Tarifi Mutfağım Şahane'de. Merhaba Özlem Hanım. Bugün Çerkez mutfağının çok lezzetli bir ürünü olan velibaht yapacağız sizlerle. İnşallah siz de yapar denersiniz evlerinizde. Öncelikle malzemelerimizi tanıtalım. Hamurumuz için unumuz var, mayamız var, tuzumuz var, şekerimiz var, suyumuz ve sütümüz var. Önce hamur malzemelerimizi birleştirelim. Sütümüzü ekliyorum. Yarım su bardağı süt, bir su bardağı kadar su, bir kibrit kutusu kadar yaş mayamız var, iki tatlı kaşığı tuzumuz var. Kullandığımız tuzun yarısı kadar da şeker kullanıyoruz. Çünkü lezzet açısından ve tuzun daha baskın olması için. Sonra unumuzu ekleyerek kıvamlı bir hamur yapıyoruz. Hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında olması lazım. Evet, yoğurmaya başlıyorum. Tabii bu velibah yapmak için unumuzun birinci kalite olması gerekiyor. Çünkü aşaması zor biraz açarken güzel olması için. Öreklik, baklavalık undan yapabilirsiniz. Evet, hamurumuzu yoğuruyoruz güzelce. Kurabiye hamurundan bir tık daha sert olması gerekiyor bunun. Çok yumuşak olduğu zaman açması zor oluyor. Evet, hamurumuzu yoğuruyoruz. Pütürsüz olana kadar güzelce yoğuruyoruz hamurumuzu. Yoğurduktan sonra hamurumuzu 15-20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Mayalanması için. Velibah özellikle kahvaltılarda çok güzel ve lezzetli olur. Tazecik, yumuşacık. Yapınca eminim tadına doyamayıp tekrar tekrar yapacaksınız. Bunu bir Çerkez komşum yapardı. Kahvaltıda sundu bana. Çok hoşuma gitti. O günden beri bağımlısı oldum. Sürekli yapıyorum. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Evet, yoğurduğumuz hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. 15-20 dakika mayalanmasını bekliyoruz. Hamurumuzu kenara alıyoruz. Evet Özlem Hanım, hamurumuz mayalanırken biz velibahımızın iç malzemesini hazırlayalım. Ezilmiş patatesimiz, bunun soğuk olması gerekiyor. Sıcak olursa olmaz. Hamurumuz açılmaz. Toz biberimizi katıyoruz. Tuzumuzu katıyoruz. Ve güzelce yoğuruyoruz patatesimizi. Evet, güzelce biberimizi, tuzumuzu karıştırmamız gerekiyor. Evet, patatesimiz hazır şu anda. Haşlanıp soğutulmuş, dinlenmiş patatesimiz. Evet, patatesimizi kenara alıyoruz ve dinlenip mayalanmış hamurumuzu alıyoruz. Evet, hamurumuz çok güzel mayalanmış. Alıyoruz tezgahımızın üstüne. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Evet, küçük küçük beze yapıyoruz. Sonra bunları içleyeceğiz. Merdane ile küçük küçük açtığımız hamurumuzu patates iç malzemesiyle dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi patatesimiz hamurumuzdan büyük ve kapatıyoruz güzelce. Tekrar beze yapıyoruz. Böyle bol malzemeyle lezzetli, kahvaltılarda vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet velibah. Bir Çerkez efsanesi. Geleneksel bir yemek olan velibah, kahvaltıda, yemeklerde, misafirlerde, her yerde sunup ikram edebileceğiniz bir lezzet. Evet, bunları 15-20 dakika dinlendirmemiz gerekiyor, güzelce açılabilmesi için. Üzerine un serpip dinlenmeye bırakıyorum bezelerimizi.
Yaklaşık 20 dakikamız geçti Özlem Hanım. Velibahlarımız dinlendi. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Öncelikle tereyağımızı erimeye bırakıyoruz. Sonra dinlenmiş olan velibahımızı açmaya başlıyoruz. Evet, incecik açıyoruz. İnce olunca daha lezzetli ve güzel oluyor. Yerken patates lezzeti ayrı bir tat veriyor. Patates içindeki. Evet hanımlar, bunu istediğiniz şekilde, istediğiniz kalınlıkta açabilirsiniz. Bizim tercihimiz ince olması. Gördüğünüz gibi hamurumuz güzelce açılıyor dinlendikten sonra. İçinde patates yokmuş gibi açılıyor. Bir Çerkez efsanesi velibah. Evet, velibahımız hazır. Açılmış velibahımız incecik. Açılan velibahımızı kenara alıyorum ve diğerini açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı yumuşak bir hamur. İçinde hamurdan çok patates var ama gene de incecik açabiliyoruz. Hamurumuzu incecik açıyoruz. Velibahımızı. Kahvaltılarımızın vazgeçilmez lezzeti. Bir Çerkez efsanesi velibah. Evet, ikinci velibahımız da hazır. Bunu da bir köşeye dinlenmeye alıyorum. Ve son velibahımız. Evet, bunu da açıyorum. Özlem Hanım, biz velibahımızı sacımıza göre büyük ve ince açıyoruz. İsterseniz siz hanımlar evde tavalarınıza göre incecik açabilirsiniz. Tavalarınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz hamurunuzu, patatesinizi. Kalınlığını, inceliğini kendi zevkinize göre yapabilirsiniz ama velibahın incesi lezzetli ve güzel olur. Evet, gördüğünüz gibi içinde patates yokmuş gibi hamurumuz incecik açıldı. Tereyağımız da eridi, burada hazır. Evet Özlem Hanım, sacımızın başına geldik. Şimdi velibahlarımızı pişiriyoruz. Tabii ki siz evinizde istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Saç illa bir saç olması gerekmiyor. Şimdi yağlama aşamasına geçiyoruz. Patatesli Çerkez böreği, Türkçe ismi, ve tereyağıyla bolca yağlıyoruz. Evet, ikincisini de üstüne koyalım. Sıcak sıcak servis yapıyoruz. Lezzetli oluyor. Dilerseniz bunu tulum peyniriyle yiyebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor, çok yakışıyor. Evet, yağladığımız velibahlarımızı kesiyoruz. Gördüğünüz gibi yumuşacık, lezzetli, sıcacık, tazecik. Evet, velibahımız hazır. Afiyet olsun. Taze yapıp sıcacık yemek de olmaz. Evet, böyle sarıyoruz. Arasına tulum peyniri koysak daha lezzetli olur. Bu şekilde. Evet Özlem Hanım, içinden patates tadı, tereyağı lezzeti ayrı bir tat, lezzet veriyor. Kendim yaptım diye söylemiyorum ama şiddetle tavsiye ederim yapmanızı. Kayseri'den, Çerkez diyarından. Hoşça kalın, esen kalın. Tekrar bir yemekte görüşmek üzere. Şimdi Şanlıurfa'ya geçiyoruz ve Şanlıurfa'nın meşhur patlıcan musakkası yapılacak. Nuri Bey yapacak. Tarifini hep beraber öğrenelim. Merhabalar Özlem Hanım, Şanlıurfa'dan selamlar. Şimdi sizlere patlıcan musakka yapacağım. Önceden hazırladığım malzemelerimi sayıyorum patlıcan musakka için. 2 tane biber, soğan, domates, patlıcan, kuzu kıyma, salça, tuz, karabiber, kurfan olmazsa olması kuru biber. Öncelikle ocağıma koydum. Yağımı içerisine döküyorum. Kuzu kıymalarımı hemen tencereme alıyorum. Kızaran yağımın içerisinde kuzu kıymamı pişirmeye başlıyorum. Birazcık tuz ilave ediyorum. Kıymam pişerken ben patlıcanlarımı dileceğim. Yuvarlak yuvarlak patlıcanlarımı diliyorum. Çok ince ya da çok kalın olmamak üzere. Çünkü bunları kızartacağım için çok yağ çekmesini istemiyorum. Patlıcan musakka Urfa'da hemen hemen yapılan bir yemek. Akşamları genellikle yapılan bir öğündür. Patlıcanlarımı da dildikten sonra tekrar ocağımın başına geçip etimi kavurmaya devam ediyorum. Tamamen etim pişene kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Sonra soğanlarımı doğruyorum. Evet, soğanlarımı soydum Özlem Hanım. Sonra da soğanlarımı dilmeye başlıyorum küp küp. Soğanlarımızı da dildikten sonra bunları da tabağımıza alıyoruz. Sonralıkla biberlerimizi küp küp kesiyoruz. Biber Urfa kültürünün olmazsa olmazıdır.
Bütün yemeklerde biz biberi kullanırız. Biberlerimi de küp küp doğramaya devam ediyorum. Biberlerimi de doğradıktan sonra onu da tabağa alıyorum. Sonra domateslerimi doğramaya geçiyorum. Domateslerimi de küp küp doğramaya devam ediyorum. Domateslerimi de dildikten sonra tabağa onları da alıyorum. Tamam da etim hazır durumda şu anda. Artık ocağın üzerinden indiriyoruz etimi. Patlıcanlara geçiyoruz. Evet, kızartmak için tavamı, ocağımı aldım. Tavam ısındıktan sonra yağımı ilave edip patlıcanlarımı kızartmaya devam ediyorum. Önceden dildiğim patlıcanları yağ ısındıktan sonra tavama dökeceğim. Kızarana kadar içerisinde kalacak. Evet, patlıcanlarımız da güzelce kızardı. Bunları ocaktan alıyorum ben. Tavama döküyorum. Tekrar kıyma etimi alıyorum. Ocağıma koyuyorum. Evet, kızarmaya başladı. Önceden dildiğim soğanları da kıymamla buluşturuyorum. Domateslerimi döküyorum. Biberimi döküyorum. İyicene harmanlıyorum. Sebzelerim solana kadar kavurmaya devam ediyorum. Biraz tuz, biraz karabiber. Urfa'nın olmazsa olmazı isot. Ve biraz da salça alıyorum. İyicene karıştırmaya devam ediyorum. Evet, musakamın kıyması, domatesleri eridi. Hepsi tamamen harmanlandı. Şimdi önceden kızarttığım patlıcanları buluşturmaya geldik. Tamam da karıştırıyorum. Etle buluşturuyorum, harmanlıyorum musakamı. Türk mutfaklarının en çok sevilen yemeği patlıcan musakka. Genellikle Şanlıurfalılar bol bol bu yemeği yapar. Şimdi 10 dakika daha etle patlıcanlarımız piştikten sonra yemeğimiz hazır. Özlem Hanım, yemeğimiz şu anda tamamdır. Sunuma geçiyorum ben. Ocağımın altını kapatıyorum. Yemeğim tamamdır. Patlıcan musakkalarımız hazırdır. Biz tarifini verdik. Yapabilenler evde yapar, yapamayanlar buyurun gelsin Şanlıurfa'da bu güzel tada, bu güzel tadı hep beraber tadıp yiyelim. Evet, servisimi yaptım Özlem abla. Sizin yerinize ben tadına bakacağım. Çok güzel olmuş Özlem abla. Şanlıurfa'dan sevgiler. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir tarif öğrendik. Yapan deneyen herkese afiyetler olsun diyoruz. Ve biz şimdi Adana'ya geçiyoruz. Yöresel lezzetler çok fazla Adana'da ve bize çöş köftesi yapılacak. Evet Özlem Hanım, bugün Adana'dayız. Size yöresel yemeğimiz çöş tarifini vereceğim. Burada un, bulgur, patates, baharatlarımız kimyon, karabiber, tuz, salça ve yumurta var. Köftemizi hazırlayacağız, sonra kızartmaya başlayacağız. İlk önce patatesimizi ekliyorum. Sonra bulgur. 3 tane küçük boy patatese 1 kase kadar bulgurumuzu ekliyorum. Sonra baharatlarımız, tuz, karabiber, kimyon, birer çay kaşığı gelecek şeklinde. 1 tatlı kaşığından az salça, 1 tane yumurta. Kıvam tutması için önemli. Bütün malzemeleri ekledikten sonra şimdi yoğurma işlemine geldik. Patatesin sıcak olması çok önemli Özlem Hanım. Çünkü bulguru tutması lazım. Köftemiz çok sert olmayacak. Tam ile de yapışmayacak, kıvam alacak. Sonra hamur hazır olduktan sonra da kızartacağız. Adanalı herkes bu köfteyi çok sever. Çok lezzetli bir köfte. Yaptıktan sonra da biz bunu sarımsaklı yoğurtla yemeyi tercih ediyoruz. Tabii bu tercih meselesi. Köftemiz kıvamı aldı Özlem Hanım. Şimdi ocağımı getireceğim ve köftelerimize şekil verdikten sonra kızartma işlemine başlayacağız. Şimdi köfte şekline vereceğiz. Elimizi ıslatarak yapıyoruz. Daha güzel kıvam alması için. Yayvan şekilde yapıyoruz ki içi çiğ kalmasın, daha güzel kızarsın. Yaptıklarımızı tabağımıza diziyoruz. Bu arada yağımı da ocağa koydum. O ısındıktan sonra kızartma işlemine başlayacağız. Görüntüsü ve tadı çok güzel olan çöşümüz 10 dakikaya hazır olur. Şimdi Özlem Hanımcığım, ben bütün köftelerimi bu şekilde yapacağım. Sonra ardından kızartmaya alacağım.
Şu an yoğurma işlemimizi bitti, şekilleri verdik ve kızgın yağda köftelerimizi pişiriyoruz. Evet, yağımızın kızgın olması önemli. Direkt attığımızda dağılmaması bizim için daha önemli. Bu köftemiz akşam yemeklerinde veya 5 çayında hanımlar toplanınca sürekli yapılarak yenilebilen bir köftedir. Arkalı önlü bakarak kızartıyoruz. Görüntüsüyle tadıyla çok güzel bir köfte. Evet Özlem Hanım, köftelerimiz bir güzel pişti. Şu an kızaran köftelerimizi tabağa çıkartıyoruz. Görüntüsü gibi tadı da muhteşem olan bu köftelerimizi sizin için hazırladığım yoğurdun yanına servis yapacağız. Çok pratik bir tarif Özlem Hanım. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. İsteyen sarımsaklı yoğurt da yapıp üstüne dökebilir. Biz köftelerimizi yoğurdumuzun yanına koyarak servis yapıyoruz. Köftelerimiz hazır. Ben sizin için sunum yaptım. Bu çok güzel olan tarifimizi tadına bakmak istiyorum. Şöyle yoğurdumuzu da alıyorum. Kesinlikle herkesin denemesi lazım. Özlem Hanım, ben sizin için tadına baktım. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Tadı çok güzel. Şimdiden yapanlara afiyet olsun ve Adana'dan sevgiler. Şimdi Muğla'dan devam ediyoruz. Muğla'nın meşhur gıyamı yapılacak. Nasıl bir lezzet merak ediyorum. Buyurun izleyelim. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Şimdi size meşhur Marmaris'in gıyamını yapacağım. Kapurcuk Kültür Evimizde. Gıyam için malzemelerimizi söylüyoruz. 3,5 bardak Gökolmaz'ın susamı, Turgut Köyümüz'ün fıstığı kavrulmuş olacak. Ben bunu sizin için önceden kavurdum. Ve meşhur çambalamız Marmaris'in. Olmazsa olmazı. Susamı kavuruyoruz. Bu tarif için 3,5 bardak susam kullandık. Onu pembeleşinceye kadar kavuruyorum. O susamdan güzel güzel kokular gelecek. Mis gibi susam kokacak. Biz bunu çocukluğumuzda, annelerimizden öğrendim ben bunu ve sürekli eski evlerde yapılan, evimizde bal olur, susam olur, onu hemen annelerimiz karıştırır, ondan sonra hemen kavurur yapar. Ben bunu oradan biliyorum, annemden biliyorum, anneannemden biliyorum. Şimdi Turgut'un meşhur fıstığını koyacağız. Şöyle. Biraz da fıstık da kavuracağız. Şu anda siz kokuları duymuyorsunuz ama mis gibi susam kokuyor. Şu an ben fıstıkla yapıyorum ama yani evinizde yoksa cevizli de çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. 15 dakika kavurmamız yeterli. Zaten susam kokusunu alınca kavrulduğunu anlayacaksınız. Ben sizin için bunu daha önceden hazırladım, kavurdum. Şimdi balını koyacağım, meşhur çam balımızı. Marmaris'in meşhur çam balı. Şimdi balımızı ekliyorum. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz çok güzel bir tatlı. İçinde şeker yok, bal, susam, fıstık. Şu anda görüyorsunuz zaten. Bunu çok kaynatmıyoruz. Ben sizin için daha önceden yaptım ve hazırladım. Olmuş halinde göstereceğim. Bunu tabulamıza döküyoruz. 3-4 saat dinlendiriyoruz. Şöyle kaynatmıyoruz fazla. Ben bunu şimdi ocaktan alıyorum ve tabulamıza dökeceğim. Tepsimize döküyoruz. Ama biz Marmaris'te buna tabula diyoruz. Döküyorum. Yağlı kağıt koyuyoruz. Yoksa tabulaya yapışır. Şöyle. Servisi hazır. Ben sizin için önceden hazırladım ve dinlendirdim. Gıyamımız burada. Şimdi sizin için tadacağım. Kesiyorum. Bu çatalla yenmez. Bu elle yenir. Biz büyüklerimizden öyle gördük. Afiyet olsun. Mis gibi susam kokuyor. Çam balı kokuyor. Fıstık kokuyor. Çok güzel. Ben tadına baktım. Mis gibi susam kokuyor. Çok güzel, muhteşem. Ben yaptım diye demiyorum. Eğer ki evinizde yaparsanız çok sevinirim. Ama yapamazsanız kültür evimize bekliyoruz sizi kapurcağa.
güzel bir tarif oldu. Ellerinize sağlık diyoruz. Şimdi de Şanlıurfa'ya gidiyoruz ve Şanlıurfa'da kabak oturtma yapılacak. Buyurun, kabak oturtma tarifi Şanlıurfa'dan geliyor. Şanlıurfa Peygamberler Şehri'ne hoş geldiniz Özlem Hanım. Şimdi size kabak oturtması yapacağız. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. Kabak, domates, buz eti, karabiber, pul biber, salça, tuz ve sarımsak. Öncelikle sıvı yağımı tencereme döküyorum etimi kavurmak üzere. Kuzu kıymamı tavama döktükten sonra güzelce ne bir kavuracağım. Tencerede kavrulurken ben kabaklarımı tek tek dileceğim şu şekilde. Çok kalıntı olmayacak şekilde kabaklarımızı yuvarlak yuvarlak diliyoruz. Bu yemek Şanlıurfa'da sıklıkla yapılan bir yemek Özlem Hanım. Kabaklarımı kestikten sonra yuvarlak şekilde tabağıma alıyorum. Şu şekilde kesildikten sonra bu arada tencerendeki eti de kontrol ediyorum. İyice kavrulması lazım. Etin çiğ kalmaması lazım. İkinci aşamama geçiyorum. Soğanımı kesiyorum. Evet, soğanlarımı soyarken etim orada kavruladırıyor. Soğanlarımı çok küçük şekilde kesmem lazım. Soğanlarımızı da kestikten sonra onu da tabağıma alıyorum. Evet, şu anda etim yavaş yavaş pişmeye başlıyor. Tamamen haşlandığında soğanımı ilave edeceğim üzerine. Çok güzel bir yemek olacak inşallah. Genelde akşamları yemeklerde yapılır. Kavrulduktan sonra soğanımı içerisine alacağım. Şimdi biraz daha etimin kavrulmasını bekliyorum. İyice kavrulduktan sonra soğanlarımı içerisine dökeceğim. Biraz da soğanımla beraber kavrulacak etim. Et için domateslerimizi rendeleyelim. Domatesimizi de rendeledikten sonra etle buluşturuyoruz. Etle domateslerimizi karıştırıyoruz. Çektiğimiz taze domatesleri. Ondan sonra biraz tuz atıyoruz. Biraz kırmızı pul biber atıyoruz. Karabiber. Salçamızı koyuyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Biraz da doğradığım soğanlardan içerisine döküyorum tavamıza. İyice pişene kadar bırakıyoruz biraz. Şimdi soğanlarımızı da döktükten sonra bir 10 dakika filan kendi suyuyla pişmesini bekliyoruz etin. Ondan sonra kabaklarımızı haşlayacağız. Yemekle buluşturacağız. Şu anda soğanlarımız da etle pişti. Bunu ocağa kapatıyorum, kaldırıyorum. İkinci aşamaya geçiyoruz. Hemen ikinci aşamaya geçiyoruz. Ocağımızı bir daha yandırıyoruz. Sıvı yağ ekliyoruz ocağa. Yağın ısınmasını bekliyoruz. Yağın ısınmasını beklerken biz sarımsaklarımızı doğrayalım. Sarımsaklarımız en son yoğurtla buluşacak. Çok güzel bir aroma veriyor. Çok küçük doğruyoruz sarımsakları. Evet, sarımsaklarımızı da doğradık. Bu sırada kızan yağımızın içerisine kabaklarımızı döküyoruz. Kabaklarımı da yağ buluşturdum. Buluştuktan sonra, kızardıktan sonra kabaklarımız. Ondan sonra bu iki lezzeti buluşturacağız. Şimdi kabaklarımın kızarmasını bekliyorum. İyice kızarması lazım kabaklarımızın. Kabaklarımız da iyice ne kızardı. Artık ocağımı kısıyorum. Tenceremize döküyoruz. Önceden hazırladığım kıyma etimizi tenceremize döküyorum. Sonra pişirdiğim, kızarttığım kabakları etle buluşturdum. Tekrar ocağıma alıyorum. Bunları karıştırıyorum. Şimdi kıyma ile kabak birbirine harmanlansın. Bir 10 dakika filan da piştikten sonra yemeğimiz hazırdır. Evet, yemeğimiz 10 dakika geçti. Fokur fokur kaynadı. Yemeğimiz tamamdır. Sunuma hazır. Ocağımızı kapatıyoruz. Yemeğimiz bir iki dakika dinlenmeye geçtiğinde
Biz de samırsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Yemekten sonra üzerine yemek isteyenler samırsaklı yoğurdu yiyebilir. Yoğurtla samırsağı karıştırıyoruz. Samırsaklı yoğurdumuz da tamam. Yemeğimiz de dinlendi. Ve şu anda yemeğimizi sunuma geçiriyoruz. Yemeğimiz hazır. Tercihe göre istenilirse samırsaklı yoğurt yenilir yanında. İstenirse şöyle de yenilebilir. Özlem Hanım, siz yoksunuz diye ben sizin yerinize tadına bakacağım. Ben samırsaklı yoğurdu tercih ediyorum. Üzerine döküyorum böyle. Çünkü samırsaklı yoğurt antibiyotiktir. Çok güzel olmuş. Biz tarifi verdik. Yapabilenler yapabilir. Yapamayanlar çıkıp Urfa'ya gelsinler. Herkese şu anda afiyet olsun. Ne kadar güzel bir yemek, ne kadar güzel bir tarif oldu. Mükemmel görünüyor buradan. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de selva yapacağız. Semra Hanım yapacak bizim için. Mükemmel bir lezzet olacak. Bakalım tarifi nasıl? Merhabalar Özlem Hanım. Şimdi Kayseri'deyiz. Çerkez yemeği yapacağım. Salve yapacağım bugün size inşallah. Kayseri'de biliyorsunuz çerkezler çok. Ve bu yemeği seven de çok. Mantımız. Ben size malzemeleri anlatayım. Unumuz var. Patates, tereyağı, tuzumuz var. Toz biberimiz. Önce hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Mantı hamuru biraz sert olur. Suyu yavaş yavaş ilave ediyorum. İyice yoğuruyorum. Evet Özlem Hanım, ocağımızı yakıyorum. 50 gram tereyağı yeterlidir. Patatesimizi biraz kavuruyoruz. Tereyağında daha lezzetli olsun diye. Evet, eriyor. Bunu soğanla yapan da çok. Ama ben soğan kullanmadım. Soğanı küçük küçük doğrayıp o şekilde içine karıp katıp şimdi patatesimizi ekliyoruz. Evet, patatesimizi ekledik Özlem Hanım. Şu anda yavaş yavaş kavruluyor. Tabii bunun soğuması da gerekiyor biraz. Hamurumuz da o esnada dinlenebilir. Evet, patatesimiz güzel oldu. Şimdi birazcık toz biberi ekliyorum. Hafif kırmızılık versin diye. Bir çay kaşığı yeterlidir. Bu şekilde karıştırıyoruz. Patatesimiz oldu. Ocaktan alıyoruz. Aldık. Biraz soğuması için kenara alıyorum. Tencereden de alabiliriz bunu. Tabağa da koyabiliriz. Daha çabuk soğur. İyice karıştırdık. Çok az da tuz ilave ediyorum. Bir simke diyelim. Bu şekilde salivemizin iç harcı hazır. Evet Özlem Hanım. Salivemizin iç malzemesi hazırlandı. Hamurumuz dinlendi. Şimdi yapım aşamasını geçtik. Buyurun beraber bu şekilde açıyoruz. Sert hamur daha güzel oluyor. Gerçi yumuşak hamuru da seven var da mantıda. Ben biraz sert tercih ediyorum. Bu şekilde hamurumuzu büyütüyoruz. Un serperek açarsanız daha kolay açılır. Evet, hamurumuz da hazır. İnceliği, kalınlığı sizin isteğinize bağlı. Evet, şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Benim bu şekilde kalıplarım var, daire. Bu şekilde kesiyorum. Daha pratik, daha kolay oluyor. Ama bunu üçgen yapanlar da var. Yani üçgen de yapıyoruz. Şu şekilde iç harcımızı içine koyup kapatıyoruz. Ben bu şekilde bütün mantılarımı yapıp kapatacağım. Daha sonra haşlama aşamasına geçeceğiz. Yani pişirip yiyeceğiz. Mantılarımız bitti. Hepsini kapattık. Şu anda pişmeye hazır. Suyumuz kaynıyor. İçerisine biraz tuz ilave edeceğiz.
Şöyle göz kararı bir tatlı kaşığı ekledim. Şu anda kaynıyor. Yavaş yavaş mantıları atıyorum. Suyumuzun kaynaması önemli. Kaynamazsa yapışırlar. Tuz da önemli bu arada. Bu şekilde. Evet, mantılarımı attıktan sonra Özlem Hanım şöyle bir karıştırıyorum. Dibine tutmasınlar diye. Evet. Bu pişme süresi 10-15 dakika değişiyor. Zaten kaynayınca, pişince mantılarımız yüzeye çıkacak. Yaklaşık 10 dakikadır mantımızın kaynamasını bekledik. Mantımız pişti. Şimdi de servis yapacağız. Mantılarımızı alıyorum. Bu şekilde. Mis gibi oldu. Tereyağımızı eritiyorum. Çok az toz biberi atıyorum. Tatlı acı fark etmez. Böyle ocağımızı kapatalım. Yağımızı döküyoruz. Oo, mis gibi oldu. Bol tereyağlı salivemiz hazır. Yanında da sarımsaklı yoğurdumuz. Evde deneyecekleri afiyet olsun. Başka bir Çerkez yemeğinde görüşmek üzere. Afiyet olsun. Ve bir mutfağım şahanenin daha bugünlük sonuna geldik. Bizi YouTube'dan ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. YouTube kanalımız Esirgenç TV, Instagram adresimiz Esirgenç. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz. Yeni lezzetlerde buluşmak üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.